Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 3 hadis-i şerif arz etmek istiyorum. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Umar'a ve Sehl İbni Sa'din radıyallahu anhuma kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme iş ma şi'te fe inneke meyyutun ve ahbib men ahbabte fe inneke mufarikuhu ve amel ma şi'te fe inneke mecziyun bih. Sadaka Resulullah. İbni Ömer ve Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh hazretleri Efendiler Efendisi'nin şöyle buyurduğunu nakleder. Nasıl istersen öyle yaşa fakat bil ki bir gün mutlaka öleceksin. Kimi seversen sev ama unutma ki bir gün ondan ayrılacaksın. Dilediğin gibi davran lakin şu da her zaman hatırında olsun ki her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin. Hakim Müstedrek 4. cilt 360 nolu hadis-i şerif. İkinci hadis-i şerif An İbni Umar'a radıyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Aleyküm bil cemaati ve iyyaküm vel furkata fe inne şeytane ma'al vahidi. Sadaka Resulullah. Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu an rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle beraber olun ve tefrikadan mutlaka kaçının. Unutmayın ki şeytan tek başına hareket edenleri boş bırakmaz. Tirmizi Fiten 9 nolu hadis-i şerif. Üçüncü hadis-i şerifte ise An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Men seleke tariken yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu tariken ilel cenneti sadaka Resulullah. Hazret Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendiler Efendisi şöyle buyurmuştur. İlim öğrenme yolunda olan kimseye Cenab-ı Allah cennete giden yolları açar. Müslim 2. cilt 2074 nolu hadis-i şerif. Rabbim ilim öğrenmeyi, Allah yolunda olmayı, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerini yerine getirmeyi, şeytanın ve nefsin şerrine uymamayı, sırat-ı müstakimde olmayı, ahirete ciddi çalışmayı bütün dinleyicilerimize, dostlarımıza Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlar.